En uzak yazırken tercümeyi halim. Tevalludum 43, mezanın 27'si, otam dehkan savatsız bizninçe meşrebni okurdu eski yazıda. Anam pillekar savatsız bizninçe Hazret Navoiy geçişi utardı. Hayatım baskıçları, kışlak mektebi, şehir mektebi, keçki sonra berçe trikçilik mektebleri. Belagat güvahnaması, Toshkent Darul Fununa. Talabalikning yakuni, talabalikning boshlanishi. Kasbim har qanday mehnat, ilova sevaman she'rni. She'riyat she'r deb atash mumkin bo'lsa, birinchisini yozgan kunim. 53. yil 5. mart. Dars Alisher Navoiydan to Abdulla Orif, Aleksandr Pushkindan to Viktor Sasnora. Keyin men bilgan shoirlar, men bilgan achchiq chuchuk besanoq saboq. Orzuyim Turkiston atalmish tarqoq vatanni tirik ekanimda bir butun ko'rmoq. Qo'limdan kelmaydigan ish she'r yozmaslik. Niyatim tinish belgilari singari sodiq bo'lmoq kasbimga, darslarga va orzularga. O'lim. Darvoqe o'lim bilan chiqisha olmayman. Ammo Alloh o'zi bilgichdir. Iymon asiri. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi siymosi haqida. Ey iymon asiri, vijdon tutquni, qismatda bor ekan bu vahshat, zo'rlik. Ko'zingda umidning g'arib uchquni, ko'ksingda inonchning imdodi shurlik. Kechalar bosriqding tushda, ro'yoda. Kunduzlar boshingda sindi kaltaklar. Haq bilur, sen haqsan, haqsiz dunyoda. Sendan xabar olsin hurlar, malaklar. Insonga xos barcha chigalliklarni, barcha murakkabliklarni o'zining shaxsida ham mujassamlashtirgan odam edi va o'zining bitiklarida ham ana shu chigallikni, ruhiyatdagi chigallikni, tafakkurdagi murakkablikni, serqatlamlikni ifoda etabilgan ijodkor edi. Men kuyunib sevaman netay, men kuyunib so'zlayman xolos degan misralaridagi o'sha Rauf Parfining o'ziga xos qiyofasi, ham shaxs sifatida, ham ijodkor sifatida, shoir sifatidagi qiyofasi ana shu ikki misrada bir qadar oydinlashadi. Rauf akam, Abdulla akadan 2-3 yil keyin chiqqan. Lekin adabiyotimizni baxti bor-da. Nihoyatda ikkita boshqa shoir chiqqan. Ikkita boshqacha shoir. Erkin Vohidov bilan Abdulla akani bir qanaqadir yaqinligini izohlaligi topsa bo'ladi. Ovozdagi, yozishdagi. Lekin Rauf akani topib bo'lmaydi. O'xshashi yo'q edi biz adabiyotda. Bu endi Rauf akam juda qattiq o'rgangan, juda qattiq o'rgangan o'sha paytdagi Abdulla Alaviylarni, ikkita uchta she'ri bo'lsa ham, Sho'lponlarni, Usmon Nasrlarni, o'shanga o'xshash she'rlar biz adabiyotimizda deyarli yo'qolib bo'lgan edi. Balki o'sha she'rlardan oqib kelgandir. Keyin jahon adabiyoti she'riyatini Rauf aka juda yaxshi bilgan. Nihoyatda yaxshi bilgan.
nihayette kızıkuçanlığı kette bugün. Mesela Yangi Zelandiya şiirleri, hani bir antologiyaları kiskine kiskine Rusça'da çıkan, başka Cenubi Amerika şiiriyatları, o kişinin demesi de bugün. Rabagen'in nazarında katı tasarlanıp yazgen, ak şiirleri de Nazım Hikmet'ten akıp gelen şeyler çok çok. Bizi şeriatımızda hakiki yangi boşa kafiyası şeylerdi. Yaza algen adam, udda kılıp yaza algen adam, Rauf Eke bunu hem resim kıldı o. Isıdatlı adamdı, yazgeni, resim buladı. Şeriatımızda nimalarını okurdu. Şeriatımızda uşa Rauf Eke'ler kırıp kegünce umman yortilmagan mavzular kirib keldi. Bu mavzu birinchidan Turkiy birlik, Turk davlatlari birligi, ayniqsa bugungi kunlarda mana shu g'oyalar hozir anchagina har kuni deyarli eshitib turibmiz. Juda ko'p anjumanlar bo'lyapti, yana har xil konferensiyalar bo'lyapti. Lekin bundan 50 yil oldin, 40 yil oldin bu gaplar hali hech kim aytmagan paytda she'riyatimizga, adabiyotimizga bir paytlar o'sha qatag'ondan oldin 20-30 yillarda shoirlar she'rida namoyon bo'lgan va undan keyin qatag'ondan keyin umuman yo'q bo'lgan, yo'qotilgan. O'sha zulm ta'sirida yo'qotilgan, qatag'on ta'sirida yo'qotilgan mavzular, o'sha Turkiston qayg'usi, Turkiston mavzusi, turk xalqlari birligi va tabiiy ravishda bu hamisha bizani o'sha Navoiy bobomizdan oldin, o'sha Hoja Ahmad Yassaviy bobomizdan undan oldingi Urxon Yunusiy yozuvlarida bo'lgan o'sha Turkiy birlik, Turkiston g'oyasi, Turkiston dardi, ayniqsa o'sha bundan o'sha davrlarda zabt etilgan, xor etilgan, mustamlaka etilgan Turkistonni kelajakda ozod, hur bir mamlakatga, hur bir hududga aylanishga bo'lgan orzu istaklarni olib kirdi. Birinchi ana ular. Rauf aka go'yo bunday she'rlarni o'qisangiz, go'yo an'anaviy she'rlar, lekin butunlay mutlaqo boshqacha bir ohanglar paydo bo'ldi. Qofiyalardan tortib o'sha she'riy jumlalardagi ritmikadan tortib o'sha ohanglardan tortib o'ziga xoslik namoyon bo'ladi. Şimdi Rauf Parfi özü bir ömür narazı yaşadı. Rauf Parfi tipideki, Rauf Parfi'nin ruhiyatıge ege bugün her kandı icatkar, her kandı zamandan, her kandı mekandan, her kandı şaraitten narazı bulup yaşayışke mahkum. Çünkü onu yaratken Allah alamını ve adamını mükemmel kurmak derdi bilen dertlegen buladır. Rauf Parfi ana şunday dertçil şair idi. O yüzden narazı idi birinci nöbette. Çünkü özünün kamil emasligini bilirdi. Başkaları da narazı idi. Başkaları da kamillik, yavuzluk bilen aralaşıp, nefs, maneviyat bilen uygunlaşıp ketkenini körer ve bundan cüda kattık azar çeker idi. Ve yani şu azarları onun icadının mahiyetini bilgilep birerdi. Şunun için o hemme kalıplarga, hemme takiklarga, hemme tertiplarga, hemme intizamlarga karşıydı. Ve aytardı ki eğer YouTube, eğer yürek yutup kılalsam aşkar sözlerim zulümge atılgen oktur. O zulüm deyince fakat içtimai zulümde, siyasi zulümde ginemez. Umumen insanın duygularına, insanın erkeğe kılınken her kandayı tazikini, her kandayı zulümünü zulüm deyip kabul kılardı ve insanın beyhat erken, hiçbir erkilmeyi, kınalmayı yaşaydıgan şaraitte dünyada buluşunu, hayat geçirişini arzu kılardı. Şair o'zgalardan o'zga olarak faqat ko'rganlari, bilganlarini, o'qigan, o'rgangan narsalarini emas, insonning o'zligini, kamolatini, o'z dengizining tubsiz tublarini, o'z osmoni cheksizligining chegaralarini ilg'aydi. Bu yo'lda rangsiz narsalarga rang, harakatsiz narsalarga harakat,
isimsiz narsalarga ism beradi. Ularni najotga chorlaydi. Rauf Parfi tug'ilib o'sgan mana shu Yangiyo'l rayonining Sho'ralisoy qishlog'ida Rauf Parfi aytadiki, dordan qochgan odamlar bor deydi. Shunaqa bir kinoya qilib aytdi. Dordan qochgan odamlarning orasida men yashab ulg'ayganman, ko'zim ochilgan, voyaga yetganman, shulardan bahramand bo'lganman ilmidan deydi. U dordan qochgan odamlar kim? O'sha paytdagi jadidlar, undan oldingi, masalan, keyin yo haligi boshqa bir joylardan surgun bo'lgan ziyolilar, hammasi shu bir yig'ilib qolgandi Sho'ralisoyda. Shulardan bittasi Abdulla og'a degan Qrim tatar odam. Yana bittasi Navrasli degan Ozarbayjondan kelgan bir ziyoli. Farg'onaning vodilidan kelgan Abdurahmon vodiriy. Mana shular yoshligidan Rauf Parfining otasini yaqin o'rtoqlari edi. Mana shularning davrasida Rauf Parfi bitta o'g'il, erkak o'g'il yoshligidan otasi bilan birga yurib, birga haliga kirib chiqib bilmoqganiga shularning davrasida ko'p gaplarni eshitib yoshlikdan o'zi ko'zi ochilgan va shu turkiy xalqlarga nisbatan munosabat bir boshqacha shakllangandi. Har turli tashkilotlar bilan yurganmiz 150 paytida. Undan keyin mana bitirib bu yoq bu yoqda ishlarga kirgan paytda o'sha biz bilgan oshina og'aynlar ichida yoki ijod bilan shu mashg'ul bo'lgan kelayotganlarning ichida yagona Rauf Parfi o'sha paytimizda biz turkmiz derdi va turklarning ichida hozir eng ahvol og'iri bu Qrim turklari derdi. Rauf Parfi boshdan bosh o'z ismini bir yerga yozadigan bo'lsa, albatta turk yozuvida, ya'ni latin yozuvida yozardi. Qo'l qo'yishi yo'q, kitoblarida ham albatta shunaqa bo'lishi kerak edi. Bu uni turklarni birlashtiradigan harf deb bilardi. Rauf Parfi turkchi deganda hozirgi paytda odamlar u faqat turklikni, yo'q, o'zbekni u o'zini qoni jigari deb bilardi-da, u bir aligi butunni ichidagi qism deb bilardi. Mana shu kitobni biz yozishga musharraf bo'ldik, Abadiyat qo'shig'i deb nomladik. Bu kitobda izlanish jarayonida eng asosiysi Rauf Parfining shajaralarini tuzishga musharraf bo'ldim. Va eng asosiysilardan biri bu o'sha kitobda oxirida bir ilova sifatida berdik. Mana bu Rauf Parfi, demak, o'sha hayotining tajridiy sanalari. O'zlari yoza boshlaganlar, lekin oxiriga yetkazmaganlar. Biz o'sha to tug'ilgan kunlardan boshlab o'sha to vafot etib o'sha Minor qabristoniga dafn etilgan bo'lgacha bo'lgan. Qayerda ishlaganlar, qaysi kitoblar qachon nashr qilgan, qaysi yurtlarga safar qilganlar, qaysi farzandlari qachon tug'ilgan va shunga o'xshagan juda ko'p ma'lumotlarni mana shunga yorishga harakat qildik. Toki Rauf Parfi hayotini, ijodini o'rganuvchilar yoki ilmiy ish qiluvchilarga bir qo'llanma sifatida bir ma'lumot sifatida xizmat qilsin degan niyatdamiz. Xudo xolasa, hali bunday kitoblar juda ko'p chop etilaveradi. Qayg'u odamni ruhan poklaydi. Qayg'uri olgan odam dardli odamga, xasta odamga, nochor, notavon odamga darddosh, maslakdosh, yelkadosh bo'la oladigan odamdir. Bizning bosqinchilarga kuchimiz yetmaydi, shuning uchun g'amginmiz. Biz zo'ravonning yuziga musht tushira olmaymiz, shuning uchun g'amginmiz. Isyonimizni g'am, alam va istirob orqali oshkor eta olamiz. Bu bizning avlod chekiga tushgan qismat bo'ldi. Rauf akaga masalan bizga nega siz mahzun she'r yozasiz, qayg'uli she'r yozasiz deb savol bergan talabalar Paxta dalasida uchrashuvga borganda shunda u kishi aytadi: "Sizlar bilmaysizlar bu vatan qay ahvolda. Ertaga bir kun buni sizlar anglab yetasizlar." Va sizlar ham g'amgin yoza boshlaysizlar. O'sha kun men sizlarga bu g'am muborak bo'lsin deb aytaman degan. Ya'niki tasavvur qiling, bu kishini
o'sha paytda haligi tanqid qilingani, quvg'in qilingani yo uzoq bosilmaganining sababi she'rlardagi g'am, qayg'u, og'irligi, dardning kattaligi. Hattoki bir qiziq zamon edi, mana bugun kulgili tuyuladi. Bugun istagan odam istagan mavzuda she'r yozaveradi, xohlasa yig'loq she'r yozsin, quvnoq she'r yozsin. Lekin u zamonlarda shoirga bu qayg'uli g'amgin shoir desa, bu bir qora tamg'adagi gap edi. Chunki televizor Hamdolimjon, Zulfiya, ha, baxt va shodlik kuychisi, ajoyib sovet davri, faqat quvonish kerak degan bir tuyg'u bor edi. Shunaqa joyda ozginagina qalbini dardini yozgan odam g'amgin shoir deb topilishi mumkin edi. U kishi shu gaplarni orqasidan sovet tuzumiga yot deb urilib ketadigan bir joyida u kishini himoya qilgan Asqad Muxtor o'sha Rauf yaralari ochiq shoir deb o'sha shunaqa deb boshlangan maqolasini yozib himoya qilganini bilamiz. Rauf aka juda vatanparvar bo'lgan. Agar kim eslasa bu gap bor. Vaqtida Shomil qo'zg'alganda bu kishini bobolari borib Kavkazga borib, o'sha Shomilda askarlari safiga kirgan, murtlari safiga kirgan. Bosqinchilar bilan jang qilishda ishtirok etgan. Bu Rabakani qonida qolgan, nihoyatda vatanparvar odam bo'lgan. Men hali tajribam yo'q. O'sha kelganlarida ozgin anchagina hadiga sovetcha yigit edim. Sovetcha odam edim, bu vatanparvarlikda sal o'sha nuqtai nazardan qaraydigan bir nuqtalarim bor edi. Bularni gapini eshitgandan keyin menda boshqacha bir narsalar paydo bo'lgan. Biz mustaqil bo'lishimiz kerak degan gapni shulardan eshitganman. Siyosatda yolg'on bor. Siyosat yolg'on ishlatadi, makr ishlatadi siyosatda. Balki kechiriladi siyosatda mumkindir. Ammo shariatda yolg'on gapirish mumkin emas. Shuning uchun ko'pincha men shariat bilan birga qolaman siyosatda desa keyin kechirasizlar. Men unchalik siyosat bilan shug'ullanmayman. Ammo ko'z oldingizdagi fojialar ko'rib turgan dunyo anglagan odamlaringiz, ya'ni biz ko'pchilikni xalq deb ataymiz-da. Xalq bir mavhum narsa, ammo ko'pchilik azob chekayotganini his qilish agar bu siyosat bo'lsa, bilmadi. Rauf akaning she'riyat bulog'idan hammamiz suv ichdik. O'sha bizni avlod ham, nima bizdan oldingi avlod ham suv ichdi. Chunki yangicha bir ovozni olib kirdi. Buni dadillik deymizmi, erkinlik deymizmi? Ayniqsa Nozim Hikmatni tarjimasidan keyin Rauf aka juda bir she'riyatda katta bir erkinlik borligini, ozodlik borligini, hurriyat borligini hammaga ko'rsatib bera oldi. Va hatto o'sha Shahriyorni g'azallarini ham tarjima qildilar. Ozarbayjonlik shoirning g'azallarini. Qayerda vatan qayg'usi haqidagi she'r bo'lsa tarjima qilardilar, qaysi tilda bo'lmasin. Hayron qolardim ko'pincha, lekin bilsam o'sha ichkarida juda katta dard bor ekan. U kishi allaqachon anglab bo'lgan ekanlar. Bizni vatan uchun ozodlik kerakligini o'sha paytlar. Tashqaridan qaragan odam uncha bilmaydi. Lekin birga yurganingizdan keyin yoningizda büyük bir dard yurganini doim his qilasiz. She'rlarining haqiqiy qudratini shunda anglay boshlaysiz. Aslida bu juda ham shart emasdir. Birga yurish. Ammo boshqa bir birga yurish bor. Rauf aka ruhiy bir olamda kezgan yerlarda boshqa odam ko'rmasdan turib ham kezish mumkin-da. Shunda faqat satrlarni ko'rganda birdan ikki olamning uyg'unlashuvi sodir bo'ladi. Ayniqsa ijodkorlar haqida so'z ketsa davralarda, ayniqsa davra kattaroq bo'lsa, bahs-munozara shovqin ko'payib ketadi. Falon shoir zo'r, falonchinikini tushunib bo'lmaydi deydi. Rostdan ham Rauf akaning she'rlarini tushunish, uni odam o'zining dunyosiga yaqinlashtirish oson ish emas. Buning uchun to'ramni tanish kerak, Turkistonni haqiqiy bilish kerak, O'zbekiston qo'shilib ketadi unga. Ana shu uchalasi qo'shilib bitta yurt degan
haqiqiy ma'nodagi tushuncha sizning shuringizga kirib keladi. Hayotingizga kirib keladi. Vatanni sevmak iymondandir deya takrorlaymiz. Ammo islomda vatan deyilganda insonga atalgan jannat ko'zda tutilmaganmi ekan? O halda kamil insonning manzili tayin etilgan. Bu manzilga mengzatamiz vatanni demak. Jannatni zikr etmak Allohni zikr etmakdir. Endi shoirning yana bir yoshlik zangar fasl deb boshlanadigan juda ham bir ko'p sherxonlarni o'ylatadigan, ko'p sherxonlarni titratadigan bir sher bor. Yoshlik zangar fasl kechdi, sarg'ardi, to'kildi u shafqat bilmas barq rezon qora sovuqlarga otib yubordi. Shamollar poyida sinmoqda xazon. Yoshlik va hayotning umrning ayovsiz falsafasi, yoshlikning o'tishi va ana shu ayovsiz falsafaning ifodasidagi telegraf usuli, mana u har bitta so'zni alohida gap tarzida. Yoshlik, zangor fasl kechdi, sarg'ardi. To'kildi u shafqat bilmas barq rezon. Qora sovuqlarga otib yubordi. Shamollar poyida sinmoqda xazon. Ana u bekor sovurilayotgan umr xuddi shamollarga uloqtirilgan xazon yaproqlari singari avval sarg'arganligi, keyin esa singanligi va yoshlik o'zining missiyasini ko'zda tutilgan vazifasini bajara olmaganligini mana shunaqa umidsizday ko'ringan satırlar orqali ifodalaydi va oxirida vido tabassumli olam yoshligim ko'zlarimda qotgan jolam yoshligim ko'klarga yetmagan nolam yoshligim suvga cho'kib ketgan bolam yoshligim vido tabassumli olam yoshligim deb tugatadi. Qarang, sher yoshlik nuqta bilan boshlagan edi va oxirida vido tabassumli olam yoshligim yana yoshlik bilan tugadi. O'zi yoshlikning o'limi haqida, yoshlikning sarg'arib xazon yaprog'iga aylanishi haqida yozayotirib, lekin yoshlik bilan boshlab, yoshlik bilan tugatadi. Boyagi umidsizlik umidga, umidbaxshlikka aylanadi va shoirning boyagi topqirligi tufayli, shoirning so'zni nihoyatda o'ynata bilishi tufayli sher bir odamning ruhiyatida katta talotub, katta bir o'zgarish yasaydi. Biz u paytda Rauf aka bu oqimdamikin, u oqimdamikin deb hech qachon o'ylab ko'rganimiz yo'q. Shunchaki yaxshi ko'rganmiz. Aniq yaxshi ko'rib o'qiganmiz. Bizni boshinda menda o'sha yigitlar adabiyotga qiziqqanlar bo'lardi. Shu olisdan bir-birimizni ko'rsak, o'sha payt endi qish o'tib bahor keldi. Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar deb hali yomg'ir yog'ayotgan payt bu tomondan baqirsak, narigi tomondan tomchilar sochimga shunaqa qilib o'qildik. Yomg'ir yog'ar, shig'alab yog'ar, ham qayg'imga ham quvonchimga bir-birimizga sado berardik shunday. Bitta she'r berdi menga. Yana paydo bo'ldim yo'lingda degan sallohali. O'sha Laylo qo'shig'ini nomi ekan. Bo'ladimi shuni qo'shqisa bo'ladi dedim. Yozib oldi, taqab ketdimi yo'qa, mashhur bo'lib ketdi. Shu meni mashhur bo'lishimga o'sha Raufni Laylo she'ri bo'ldi, shu qo'shiq bo'ldi. Hozir ham aytishib yotibdi. O'sha dastlabki deylik o'sha mashhur bo'lgan shuni. Hislarimni yo'llaringa marjanday sochaymi? Hisni marjon bilan o'xshayapti. Bu bor narsa, hisni demak konkretlashtirdingizmi? Endi uni sochish mumkin bo'ladi. Sochish endi unga hali bag'ishlash boshqadan ko'ra yaxshiroq. Bu endi hali soch qilib bor, odamlar to'ylarda boshqa soch. Hamma narsa o'xshatish
bunu bilasizmi, bu uchun dunyodagi bor narsa va hodisalar o'rtasidagi bog'lanishni his qila bilish kerak. Balki o'chgan edim yodingdan, shirin xayolingni buzdim. Leyla, Leyla, seni yaninde birdem körmasıydım uzumna. Leyla, Leyla, seni yaninde birdem körmasıydım uzumna. Dilazım, dilabkarım, yaninde uçayım. Keyin sorab-sorab şu Leyla bo'lsa kerak. Bu qatta o'g'iz desam, aytmasdi. Ki o'sha yerda aytdi Turkistonda menga. Ahmad Yasaviyni ziyorat qildik, boshqa qildik. Shunda Leyla oldi. Ko'rib kelamilik. Keyin bordik bir mahallada. O'sha Leyla degan qiz turmushga chiqqan ekan, betdan u yoqqa uyga bordik. Uyda ko'rdik. Ha böyle indi şu bir kemegen gene kız eken ayol uzun. Şunu yakış kuruyor mu sen dedim. Ha dedi. Ama yakış kuruyor önce yok mu dedim. Ben şunu yakış kuruyor eken de. Yakış kurup yangi yolda tugarak bulur eken. Tugarak. Havaskarlık tugarakı. Uşanda o çıkıp o şiddet şiir okur eken mi? Bu kız aşılayter eken mi? Kullas o şiddet bağlangan eken de bunlar da dost olup. Har qanday odam qilayotgan ishidan zavq olmasa, ko'ngli xijil bo'ladi. Zavq olish ijodiy jarayonni boshdan kechirish degani. Zavqlanish jarayoni qiziq. Zavqning oxiri qiziq emas. Zavqning oxiri uyqu bo'lishi mumkin. Men hech qachon yozganlarimdan qanoat hosil qilmaganman. Ko'nglim to'lmagan. Rauf Parfi ham shaklan ham mazmunan 70-80 yillarda o'zbek she'riyatini yangilab bergan avangard shoirlarimizdan sanaladi. Chunki verliberlarda she'r yozish bu payti o'zbek shoirlari uchun, o'zbek o'quvchisi uchun juda katta bir yangilik edi. Chunki avvalo bizi an'anaviy she'riyatga ko'nikkan she'rxonlarimiz Rauf Parfini she'rlarini qabul qilishi, uni o'qishi bir xuddi bir qiyinchilik tug'diradigandek bir taassurot uyg'otardi. Lekin Rauf Parfi ana shu qoliplarni sindirib, an'anaviy qarashlarimizdagi zanjirlarni uzgan holda o'z she'riyatini nafaqat xos davrlarda, balki xalq orasida ham ommalashtira olgan yuksak badiiyat sohibi hisoblanadi. Ichkarida g'amgin, tashqarida ham o'qiganda g'amgin-da-yu, lekin oddiy she'rga o'xshaydi-ku, deyishadi ko'pincha yoshlar. Men juda ko'p suhbat bo'lganda shunday deyishgan, lekin yolg'izlikda hatto bir qandaydir deylik bir kuzni boshlanish paytlari bo'ladi-ku. Qazonlar endi to'kilayotgan paytlar, daraxtlar sarg'ayotgan paytlar, yomg'ir maydalab yog'ayapti. O'sha holatda Rauf Parfiga kirib borish oson. Albatta har qanday holatda o'qisa bo'ladi. Lekin Rauf Parfining ichkaridagi dardini anglash uchun inson aytdim-ku, ruh pardasini yoki ruh devorini osh ancha qiyin. Agar bizni she'riyatimiz yolg'on bilan aralashib ketaversa, birinchidan jahon adabiyotidan uzilish bo'ladi. Ikkinchidan millatni chalg'itish bo'ladi. Shoir og'riq degan eng yaramas tuyg'udan eng yuksak bir holatni, eng yuksak bir yaratiqni yaratib oladi o'zi deydi. Har kim o'z qalbiga,
özüdür haqan. Bərbir men seni sevib sizlər mən. İhtimal nahaq mən, ihtimal haq mən. Müqaddəs Türkistan sözün izlər mən. Seni sizlər mən. Ağırıqqa müracaat qılıb, seni sizlər mən. İndi bizdə sizləmək, ihtiram kursatmaq qo. Demək, ağırıqqa ihtiram kursatıb qaran ki, yəngi misralarını. Söz menin köksümge sənçilər, heyhat, şovulla, gürkira hayat nəfəsi. Ruhka imam bergil, ey qadır hayat, yürək dip ətəlgən ağırıq bu nəcat, kükrək qafasımız nəcat qalası. Nəcatını atıraftan emas, nəcatını kükrək qafasıda turgan yürəkdən. Heç bir çarlavsız, dəvətsiz, adamlarga əxil rügətçisiz, qoya özünün kardiyogrammasını çizib bireyətir, oşa kardiyogramma oylanadigan oxurmanın tuyğularga iş buladı. Şer yazışdan nafratlangan paytlarım bolgan. Rostdi. Bolgan. Şer yozolmay qolgan damlarda shunday his kechgandir. Ammo ko'ngilda uyg'ongan ilhom nafratni yuvib ketardi. Rauf Parfi'de bir nesini hiç uçuratmıyorsunuz. Sikası çıkan obrazda uçuratmıyorsunuz. Her bir tanesi yenge, en kemide oşa mesela ney obraz var? Neyge en yengece bir badi yük yükleydi. Rubab obraz var, badi yenge badi yük. Çünkü namını eti ötmeydi. Çünkü her bir tanesi, ya ki kuşlar obrazı var. Şu kuş obraz diyeyim yengece. Bana şu cihet bilen Rauf Parfi bir tekrar var. Özünü talabı şuna kaydı. Bana şu talabı mas revişte. O'ziga aniga shunday badiiy bir ijod namunalari qoldirgan ijod qilasiz. Rauf aka tirikligida bundan bir 40 yilcha oldin yozgan bir she'rini o'qib bermoqchiman. Rauf Parfi degan bir odam ko'z oynakli, sochi oq darvish og'ir og'ir bosadi qadam yelkasida uxlab qolgan qish. Rauf Parfi degan bir osmon og'riq, yulduz charaqlab turar. Kahkashonmas. Dertli bir doston ko'kda tig'dek yaraqlab turar. Rauf Parfi degan bir daryo shovullaydi tinmay hamisha. Sahrolardan qochib chanqog'in qondiradi tunda binafsha. Rauf Parfi degan bir daraxt yaproqlari zafar sarg'argan. Quyosh esa uning shoxidan har kun uchib tushayotgan barg. Ruhsiz odam qul bo'ladi. Ichida Alloh qo'rquvi bor odam erkindir. U hamma narsadan erkin. Xudosiz odam qafasdagi odamdir. Ular o'zlarini o'zlari qafasga solishgan. Toki Allohni topmagunlaricha bu qafasdan chiqa olmaydilar.